Bu zamana kadar integral kurallarını gördük. İntegral aslında alanla alakalı bir fonksiyon. İntegral alma işlemi fonksiyonun herhangi bir aralığında eğrisinin altında kalan, x ekseni ile arasında kalan bölgesinin alanını veren fonksiyon oluyordu. İntegral işlemi. Şöyle. Şöyle bir eğri, rastgele bir çizim yapalım. Şu ana kadar yaptığımız işlemlerde arkadaşlar herhangi bir aralığının altında kalan x ekseniyle arasında kalan bölgedeki alanı bulmamızı sağlayacak fonksiyonu bulduk biz. Evet. Bu taradığım bölgedeki alanı verecek bir fonksiyon. Örneğin şurası 3 olsun, burası 5 olsun. Eğrimizin denklemi de şu olsun. Fx eşittir. Evet. X kare artı 2x x kare artı 2x artı 5 olsun. Fonksiyonumuz bu. Eğrinin altında kalan x ekseniyle arasındaki bölgeden 3 ile 5 aralığındaki dilimi alıyoruz. Bu dilimin taradığımız bölgenin alanı nedir? Problem bu. Bunu işte bu zamana kadar bu sorunun %90 kısmını cevapladık aslında. Son kısmı kaldı, son adımı. İntegral alıyorduk biz, değil mi? İntegral alıyorduk. Şöyle. X kare artı 5x artı c diyorduk. Bu fonksiyonun eğrisinin altında kalan, herhangi bir bölgesinin altında kalan alan demek oluyordu. Şimdi ise belirli bir aralıktaki alanı bulacağız. Belirli bir aralık. 3 ile 5 arasında. X'in yerine 5 yazdığım zaman eğrinin eksi sonsuzdan başlayıp 5'e kadar ki altında kalan alanını bulmuş oluyorum ben. 3 yazdığımda da eksi sonsuzdan başlayıp 3'e kadarki kısımdaki alanını bulmuş oluyorum. Çıkarma işlemi yaptığımda ise sadece 5 ile 3 arasında kalan bölgenin alanı geçiyor elime. Tabi integral biraz sonra anlamını konuşacağız da integral bazen negatif çıkabiliyor. Alan negatif olmaz ama integral negatif çıkabiliyor. Bunun sebepleri üstünde duracağız. Bir neden alanı verdiğini konuşacağız. Şimdilik işlemimizi yapalım. X'in yerine 5 yazarsak 5 yazarsak 125 artı 25 artı 25 artı c, değil mi? 3 yazarsam x'in yerine artı c. Bu çıkarma işlemini yaparsak biraz. 124. Evet, şu kısmın alanı 124. Bunu buluyoruz. Tamam mı? Yapılan bu. Neden alanı veriyor? Böyle bir işlemde bölgenin alanını nasıl bulduk? Yani şu işlem görünürde çok basit, sıradan bir işlem ama yaptığımız şey bir yerin altında kalan alan. Neden bu kadar kullanışlı? Anlamı ne? Bunu bulalım.
Neden alanı verdiğine dair bir uygulama yapacağım. Dikkatli takip edin. Anlamaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle, bu alanı bulamasam da diyorum ki en azından ben bu alanı şöyle dikdörtgenlere ayırayım da bu dikdörtgenlerin alanlarını bulayım. Mantıklı değil mi? Aşağı yukarı bu dikdörtgenlerin alanları şöyle aşağı yukarı alanları toplamı gerçekten de eğrinin altında kalan alana eşit olur. Tam eşit olmasa da yine de verir değil mi? Nasıl? Birbirini tamamlar ama yine de tam olarak tamamlamaz. Değil mi? Böyle. Şimdi bu dikdörtgenlerin alanlarını bulacağım. Şu kısım x0, buraya x1 diyeyim, buraya x2, buna x3, x4, x5, x6 diyeyim. Tamam mı? Dikdörtgenimin genişliği nedir? Taban genişliği. X1 eksi x0, doğru mu? Dikdörtgenin yüksekliği nedir? Şu ortadaki noktanın fonksiyonda yerine yazılmış hali değil mi? Oraya da ben T1 diyeyim. T olsun. T noktalar, T1 noktası, T2 noktası. Bu dikdörtgenin yüksekliğini söyleyebilir misiniz? Ne yapmaya çalıştığımız anlaşıldı mı? Bir daha söylüyorum. Dikdörtgenlerin alanları toplamını bulacağım arkadaşlar. Küçük olan dikdörtgenin alanını bulmaya çalışıyorum şimdi. Dik kenarların çarpım alanı vermiyor muydu? X1 eksi x0 alttaki kenarın genişliği. Yüksekliği nedir bu dikdörtgenin? Şu nokta diyelim ki T olsun. Dikdörtgenin yüksekliği hizası tam T'nin değdiği yerde FT olmaz mı? Bu şu noktaya ben T dersem yüksekliği dikdörtgenimin FT olmuyor mu? Oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Her birinde T'ler var. T1 diyelim buraya. T2, T3, T4 diyelim. Yani F T1 çarpı x1 eksi x0 nereyi verir? İlk en soldaki dikdörtgenin alanı. İkinci dikdörtgenin alanı nedir? Üçüncü. Aynı şekilde böyle gidecek. Sonuncusu. T6. Şimdi bu noktada bir duralım. Dikdörtgenlerin sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu da 6 olmasına gerek yok. Ben rastgele 6 dedim. Burada daha fazla sayıda dikdörtgen olsun. Buna da n diyelim. FT çarpı x. Güzel. Böyle olur mu? Burada sorun yok herhalde. Bu şekilde bulabiliyoruz. Bu dikdörtgenlerin alanları toplamı. Bunu toplam formülüyle gösterebilir miyiz? Toplam formülü içerisinde daha kısa olmaz mı? Bu gösterim. F T1, bakın 1, 1, 0. Değil mi? Doğru mu?
Şuraya T, bu K birden başlıyor. Birden N'e kadar gidiyor. T, K desem çarpı X, K, eksi, X, K, eksi 1 olur. Doğru mu yanlış mı? Bir incele. Çoktan çok 1 yazıyorum yerine. FT1 x1 eksi x0 burası. Artı demek ikinci terim için k yerine 2 yazıyorum. FT2 çarpı eksi 2 eksi x1. Böyle yukarıdakini kısa ifade ettim. Var mı burada bir soru? Bu eğrinin altında kalan alan mıdır arkadaşlar? Eğrinin altında kalan alan. Ama tam olarak da alan değil ki. Tam bir alan değil. Ne zaman eğrinin altında kalan alan bu dikdörtgenlerin alanına eşit olur, alanlar toplamına? Ya da şöyle söyleyeyim. Dikdörtgenleri nasıl çizseydim? Ne kadar sayıda çizseydim? Nasıl değiştirseydim? Dikdörtgenlerin alanları toplamı eğrinin altında kalan alana en yakın olurdu. Ne yapsaydım acaba bu dikdörtgenlerin alanları toplamı sarı bölgenin alanına en yakın olurdu. Dikdörtgen sayılarını biraz artırsaydım, bak dikdörtgenler daha ince olsaydı olmaz mıydı? Daha fazla tarardı değil mi? 6 tane değil de 100 tane dikdörtgen düşün. 1000 tane olsun. Gözle ayırt edilemeyecek kadar mükemmel şekilde taralı bölgeye eşit olurdu. 10.000 tane dikdörtgen. Peki dikdörtgenler kaç tane olursa kesin olarak diyebiliriz ki işte dikdörtgenlerin alanları toplamı sarı bölgenin alanıdır. Kaç tane olursa. Yani şunu demek istiyorum. Bakın dikdörtgenlerin alan o kadar fazla dikdörtgen çizelim ki böyle. Sonsuz tane dikdörtgen olsaydı diyorsun. Burada. Bu dikdörtgenlerin alanları toplamı neye eşit olurdu? Evet, bunda aklınıza yatmayan bir yer var mı? Mantıksız mı? Son derece mantıklı. Burada n 5 ya da 6'yı değil sonsuz büyüklüğü temsil edecek. N'in sonsuza gittiğini nasıl gösteririz? Limit. Limit deriz n'den sonsuza gitsin. Limit n'den sonsuza. Tamam mı? Bu. Mesela bir tane örnek yapalım. Bir tane örnek olsun. X kare fonksiyonumuz şu olsun. Fx eşittir x kare. Tamam. Bunu da fx eşittir x kare. Yukarıda aralık olarak da 3, 5'i kabul edelim. Uygun mudur? 3, 5. Fx eşit x kare fonksiyonunun 3, 5 aralığında kalan eğrisinin altındaki alanı bulacağım. Tamam. Eğrisinin altında kalan alanı bulacağım şimdi. Hemen şunu düşünüyoruz. N parçaya böldük değil mi fonksiyonumuzu biz? Şöyle.
Fonksiyonumuzu biz 3-5 aralığını n parçaya bölmüşüz. 5'ten 3'ü çıkartayım bir. 2. N parçaya bölersem 5 eksi 3 bölü n bana neyi verir? Dikdörtgenlerin taban genişliğini verir. Doğru mu? Dikdörtgenin taban genişliği. Yani şu kısmı veriyor. Taban genişliği. Dikdörtgenin yüksekliğini bulup çarpacağım şimdi. Dikdörtgenin yüksekliği nedir? 3 artı, bakın 3 artı kaçıncı dikdörtgenden bahsediyorum ben? Kaçıncı dikdörtgen? Mesela ikinci dikdörtgen mi? Üçüncü dikdörtgen mi? K'ıncı dikdörtgen değil mi? Mesela ikinci dikdörtgenin olduğu yerdeki noktayı veren 5 eksi 3 bölü n olmaz mı? Mesela şuradaki ikinci dikdörtgen kastetsem. Mesela yedinci dikdörtgen. 5 eksi 3 bölü n desem. Bu 5 eksi 3 bölü n dikdörtgenin taban genişliği değil mi? Taban genişliği. Mesela burada üçüncü dikdörtgen 1, 2, 3, dördüncü dikdörtgen. Şu dördüncü dikdörtgene gelene kadar 4 sefer taban genişliği almıyor mu? Artı bir de 3 dersem dördüncü dikdörtgenin hizasını bulmaz mıyım? Bulurum değil mi? İşte yaptığım şey bu. Çarpma işleminin sebebi bu. Kaçıncı dikdörtgene geldiğimde K ile çarpıp ifade edeyim. Var mı burada sorun? Bu işte kaçıncı dikdörtgenin ifade hizasında olduğumu verir. X 2 mi? X 1 mi? X 3 mü? Hangi noktaya denk geldiysem şu an 3 artı K çarpı 5 eksi 3 bölü n deyip ifade etmiş oldum. Burada sorun var mı? Tamam. Dikdörtgenler aşırı derecede ince olursa şuradaki T2 ile X2 birbirinin aynısı olmaz mı? Doğru mu? Yani fonksiyonu FT2 yerine FX2 diye gösterebilirim, ifade edebilirim. Son derece ince olmasından bahsediyoruz, değil mi? F3 artı 2K bölü N çarpı 5 eksi 3 bölü N. Böylece alanı veren ifadeye ulaşmış olduk. Var mı burada sorun? Yok. Tabi burada K'nın alacağı farklı değerleri için farklı dikdörtgenlerin alanını bulmuş olurum. K1 için birinci dikdörtgenin alanı, K2 için ikinci dikdörtgenin alanı, K1'den N'e kadar gitse N tane dikdörtgenin alanını verir mi bu? Hesaplayalım arkadaşlar şu işlemi. Bunu hesaplayalım. F 3 artı 2K bölü N. Fx eşit x kareymiş fonksiyon. Karesi bak. İntegral ne? Şimdi şu soruyu çözüyoruz bak. F 3 artı 2K bölü N neye eşittir? Fx eşit x kare değil mi? İçerisine bunu yazmışım. Karesini alacağım ya işte. Birincinin karesi artı çarpımların iki katı artı ikincinin karesi 4K kare bölü N kare. Değil mi? Çarpı 2 bölü N. Bu son yazdığım işlem gerçekten de dikdörtgenlerin alanları toplamını verir değil mi? Var mı burada sorun? Fonksiyonumuz bu. Devam edelim. K eşit 1'den n'e kadar. Bu toplam sembolü sadece toplama işlemi anlamında. Yani bu konu falan değil. Bakın aşağıda yazdık.
Daha önceden toplam sembolüğünde işlem yapmadık falan diye düşünmeyin. Sadece şurada söylediğim bile bu konuyu anlamanız için, öğrenmeniz için yeterli. Kanun yerine bir yaz topla, iki yaz topla, üç yaz topla demek. Dağıtma işlemini yaparsak 18 bölüm n artı bölü n kare artı n küp. Evet. Şimdi devam ediyorum. Bir inceleyin de bir arkadaşlar. Şu kısma bir bakın. Aklınıza takılan bir yer kalmasın da. Sonra geçelim. Çok mu karışık duruyor? Sorun yok değil mi? Şu an fx'in x kare olduğunu biliyorum. İç tarafı çarpı 2k bölen yazmışım. Bu dikdörtgenin uzunluğu. Bu da dikdörtgenin genişliği. Çarpımları da dikdörtgenin alanını verir. Birden n'e kadar da n tane dikdörtgen alan demek. Devam ediyorum. Şu bölme işlemini parça parça düşünebiliriz. K ile alakalı olduğu için önemli olan burada toplam sembol içerisinde K'dır. Devamını yapıyorum şimdi. 18 bölü n sabit sayı. Birden n'e kadar olan sayının toplamı demek. N çarpı n artı 1 bölü 2 artı şu diğer için 18 bölü n birden n'e kadar tekrar tekrar yazıp toplanacak. N tane 18 bölü n yapar. 24 bölü n kare çarpı k'nın yerine birden n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 artı 8 bölü n küp sabit sayıdır. K kare birden n'e kadar olan sayıların kareler toplam formül neydi? N çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6 idi. Doğru mu? Toplam sembolü bu hale gelir mi? İşte. Düzenlersek 18 artı 12 çarpı n kare artı n bölü n kare artı 4 bölü 3 çarpı evet, çarpı enler sadeleşsin kare olsun 2n kare artı 3n artı 1 bölü n kare. Tamam, var mı burada problem? İşte dikdörtgenlerin alanları toplamını bulduk arkadaşlar. Ama bir şeyi eklemedik. Şu an sınırlı sayıda bir dikdörtgen alanı toplamını buldum ben. N tane dikdörtgenin alanları toplamını. N tane dikdörtgenin alanları toplamı eğrinin altında kalan alanı birebir vermez. İşte sonsuza giderken
diyoruz. Burada sonsuz dikdörtgenin alanları toplamdan bahsediliyor. O zaman limit n'den sonsuzayı buraya eklemem lazım. Doğru mudur? Bu kısma da ekledim. Şu son kısma da ekledim. Son kısma da ekledim. En alta da ekledim. Devam edersek limit n'den sonsuza 18 artı 12 çarpı şu kısmın limiti 1'dir, değil mi? Pay ve paydan derecesi aynıyken başka sayıların oranıydı ya. 4 bölü 3 çarpı şu kısmın limiti en sonsuza giderken 2. Limit n'den sonsuza giderken almış olduk. Bunu bir daha yazmıyoruz tabii. Kaç çıktı? Evet, 98 bölü 3 oldu. 98 bölü 3 fx eşit x kare fonksiyonunun grafiğinin 3 ve 5 arasında kalan parçasının altında kalan alan oluyor. Böyle çözülüyor. Tabii çok zahmetli işlemler, değil mi? Çok zahmetli. Matematikçiler bu işlemleri kısaltma yoluna gitmişler. Her uzun kavramı, her uzun ifadeyi kısaltmak için yeni bir kavram ortaya atılmıştır. Bunu daha önce kaç sefer söyledim, değil mi? Yeni kavramların tek amacı uzun ifadeleri kısaltmak, uzun işlemleri kısaltmak. İşte şu xk-1'in yerine delta xk demişler. Tk ile xk, hani dikdörtgenler sonsuz incelikte olursa birbirine eşit oluyorlardı ya. Tk'nın yerine o yüzden farklı bir harf kullanmak yerine xk demişler. K'dan 1'e n limit n'den sonsuza deyip birazcık kısaltmışlar üstteki ifadeyi. Bunu da daha da kısaltmamak istemişler. Şu limit n'den sonsuza 1'den n'e var ya, bak şu n'den sonsuza 1'den n'e. Bunun yerine şu sembolü kullanmışlar. Fx delta xk yerine de dx. Bunu yapmışlar. Evet. Onu kullanacağız zaten ilk yolu. Yok, bunu kullanmayacağız. Ama anlamını bilin. Çünkü karşınıza bazen böyle soracak. Böyle soru getirecek. Mesela türevde de hani limit yardımıyla türev demiştik ya. Limit yardımıyla teğetin eğiminin bulunması. Hani türevi tanımlayan limit ifadesini bulmuştuk, kullanmıştık. İlk zamanlar siz hatta deneme sorusunu bile öyle çözmeye kalkmıştınız. Türev almayı bilmediğiniz için hatırlıyorsunuz. Ama o yöntemleri ben size niye anlatmıştım o zaman? Sırf bu eşitlik kullanılır demiştim, değil mi? Biz türev alma kurallarıyla kısa sürede işimizi halledeceğiz ama demiştim. Türevin bu tanımı kullanılır. İntegralde de tanım bu. Türevde nasıl öyle farklı limit tanımları varsa integralde de limit tanımı bu. Kullanılır. Karşınıza direkt bu tanım çıkar. Siz bunun integral olduğunu bilirseniz hemen integralini alır işlem yaparsınız. Bilmezseniz öyle bakarsınız. Limit sorusu mu bu? Toplam çarpım sorusu mu? Dizi seri sorusu mu? Ne sorusu diye düşünür durursunuz. Böyle. 3-5 aralığında integral aldık. Onu da 3'ü alta, 5'i üste yazıp göstermişler. Tamam mı? Böyle. Var mı sorun? Yok. Fx'in integralini alalım. X küp bölü 3 olur. Aralığı da alt sınırı 3 üst alta, 5'i de üste böyle yazmış göstermişler. 5 yazarsanız yerine
125 bölü 3 eksi 3 yazarsanız evet, integral bu anlama geliyor işte. Aynı sonuca ulaştık ikisinde de. Tabii bir şey hiç dikkatinizi çekmedi. Hocam f(x)'in integrali x küp artı 3 değil, x küp artı 3 artı c'dir demediniz. Niye demiyorsunuz? İntegrali bu değil mi? C'si nerede? C var ama 5 yazıyorsunuz. Bir de 3 yazıp çıkarttığınızda c'ler gidiyor. O yüzden belirli integralde bu c sabitleri her zaman gideceği için c yazmıyoruz. Gideceği için yazmıyoruz. Ama belirsiz integralde yazacaksınız. Öyle bir inceleyin, anlamaya çalışalım. Hadi bakalım. Yapma işlemleri. Şu gördüğünüz kısım işte integralin tüm anlamı. Ne ifade ediyor? Hepsi orada. Alttaki ise matematikçiler tarafından oluşturulmuş sade yöntem. Tamam. Geçiyorum. Bu işte şu kısmın eşit olarak verilmiş. 0-2 aralığında x kare dx belirli integralini yukarıda verilen tanıma göre hesaplayınız demişiz. Tanıma göre. Aralığı buluyoruz. 0 ile 2 arasındaki aralık 2 değil mi? 2, 2'yi n'e bölüyoruz. N parçaya ayırdık. Sonra alt sınır 0 artı 2 bölü n diyoruz. Bunun da kaçıncı dikdörtgen olduğunu böyle yazıyorduk. İç tarafa da 2k bölü n diyoruz o yüzden. Şunu yazalım mı? K eşittir 1'den n'e limit n'den sonsuza eşittir limit n'den sonsuza k eşittir 1'den n'e 2k bölü n fonksiyon ne? X kare 4k kare bölü n kare olur çarpı 2 bölü n doğru mu? Eşittir limit n'den sonsuza k eşit 1'den n'e 8k kare bölü n küp oldu. Eşittir limit n'den sonsuza toplam işlemini yapıyorum. 8 bölü n küp zaten sabit. Bu k ile alakalı. Çarpı k kare birden n'e kadar olan sayıların kareleri toplamı. N çarpı. Evet, şu kısımda baş katsayı 2. 2 n küp. Burada da n küp 1. Yani 8 bölü 6 çarpı limitinden 2 gelir. Değil mi? 8 bölü 3 yapıyor. Cevap 8 bölü 3. Hesapladık. Böyle çözülecek. Hayır. Hani türevin başında bir şey anlatmıştım ya, B-tür. Uzun yollardı. Limit tanımıyla TT'yi buluyorduk.
Daha sonradan kısa yolunu anlattım, değil mi? Türev Evet. kuralları. Burada da aynı şey geçerli. Bu Evet. şimdi integralin anlamı. İntegralin gerçekte yolu budur. Ama kısa yollar, yöntemler geliştirmiş matematikçiler. X karenin integrali nedir? Evet. Şöyle bizim yapacağımız işlem sadece şu. İntegralini alacağız. Yanına çizgi çizeceğiz. Altına 0, üstüne 2 yazacağız. X'in yerine 2 yazıyorum, 8 bölü 3. X'in yerine 0 yazıyorum, 0. Çıkarttım, 8 bölü 3. Biz bu soruyu sadece mavi işlemle çözeceğiz. Ama pembe yöntem işte integral kuralıyla alakalı yöntem. Bir daha da kullanmayacağız. Başka da örnek yok zaten. Bir tane koydum. Sonra direkt kuralı yönteme geçiyor. Ama işin mantığı burada. Lütfen anlamaya çalışın. Bak, başka örnek yok. İki tane örnek çözdüm alt üstü. Ha, bu şekilde çözmek zorunda kalmayacaksınız hiçbir zaman. Ama ne anlamına geldiğini unutmayın. Sırf bu gösterimlerle karşınıza integral sorusu çıkabilir. Çıkabilirsiniz. Tamam. Anlamaya çalışın. Başka örnek yok. İntegral almayı zaten biliyoruz. Belirli integral başlığında işte sınırları yazıp çıkartacağız. Bu kadar.